Evet. Hello, merhaba. Çok kısa bir süre gidip geri geleceğim. Bir testing yapıyordum. Hoş geldiniz. Jenny teyze hoş geldin. Neriman teyze hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Özgür hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Uzun zamandır bu epoksi ile ilgili bir takım şeyler yayınlıyorum. Herhalde Jenny ve Neriman teyzelerimin merakını cezbedebildim. Yalnız sizden bir şey isteyeceğim. Bir iki yorum yazabilir misiniz? Acaba sayfada görebiliyor muyum diye test etmem gerekiyor. Geçen yayında sorun olmuştu. Yorum yazabilen var mı? Oo, kamera abla hoş geldin. Bugün tam teşekküllü bir epoksi dökümü yapacağım. Kıyafetlerim, maskem, eldivenlerim, her şeyim çok uygun bir şekilde. Hatta yüzümü bile görmeyeceksiniz diyebilirim. Evet, Ahmet teşekkür ederim yorum yazdığın için. Geçen yayınımızda ne katılanları görebildik, ne yazı yazanları görebildik. Hello Meg, sorry for the language at the moment. I'm just welcoming everyone else. They all speak Turkish. Some of them may speak English. If you are going to stay during the live show, if you have any questions, please do not hesitate to ask. I will try to translate every single word that I say in Turkish so you can understand. But I know that you're already into epoxy, so I don't think you will really need my guidance. So you have some expertise on this subject anyway. But thank you for joining us tonight. So tonight we're going to do two paintings at the same time with my partner in crime. He's going to try and do something on this painting, this canvas, which is painted into brown acrylic as a primer, and then I will be performing on this one. Şimdi Türkçe anlatayım. Aramızda bazı yabancı dostlarımız da var. Onlar için İngilizce'de de konuşmak durumundayım. Kusuruma bakmayın o yüzden. Bu akşam iki tane tabloyu aynı anda yapacağız. Eşimle birlikte. O kahverengi akrilik boyayla boyanmış tuval üstüne boya yapacak. Ben de krem rengine boyanmış bir kanvas üstüne epoksi dökümü yapacağım. Aynı anda yapacağız. Olabildiğince aynı renkleri kullanalım istiyorum. Hani alttaki renge göre efektler bakalım değişiklik gösteriyor mu diye. Fakat bilemiyorum. Renk seçimlerimiz yine olduğu gibi, her zaman olduğu gibi birbirinden çok farklı olacak herhalde. Neyse, umarım sıkılmadan izlersiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olsa lütfen çekinmeden yorumlar için yazarsanız sevinirim. Şimdi öncelikle epoksi nedir onu bir anlatmak istiyorum. Epoksi bildiğimiz reçine, ağaç reçinesi. Fakat bir kimyasalla karıştığı zaman işte epoksi durumuna geliyor. Kimyasalla karıştığı zaman bu reçine oldukça sıvı bir hal alıyor. Ve bunun içine burada gördüğünüz işte sıvı veya toz pigmentlerimiz var. Renk pigmentleri. Bunları karıştırıyoruz hepsini. Kullandığımız reçine, epoksinin miktarına göre en fazla %10 oranında bu pigmentleri karıştırabiliriz içine. Ve istediğimiz rengi elde ettiğimiz zaman reçinemizin üstünde yazdığı oranlarda karıştırıyoruz tabii bu reçineyle sertleştiriciyi. Genelde 2'ye 1 oranında. Reçine her zaman daha fazla olan. Farklı oranlarda da satılıyor bu epoksiler. O yüzden kutusunun üstünde ne yazıyorsa o oranda karıştırmamız gerekiyor.
Bu renk pigmentlerimizi ve sertleştirici karıştırdığımız andan itibaren yine aynı epoksi kutuların üstünde yazıyor, belirtilmiş oluyor. Kimisinde 35 dakika, kimisinde 40 dakika, kimisinde 1 saate yakın çalışma süreniz var. Bu çalışma süresi içerisinde yapmanız gereken her şeyi yapmak zorundasınız. Aksi takdirde epoksi artık jelleşmeye başlıyor ve yapacağınız herhangi bir çalışma istediğiniz efektleri size sağlamayabilir. Şimdi biz de epoksimizi karıştıracağız. Biz tabii ki her zamanki gibi şu anda bizimle bize destek olan insan epoksinin epoksisini kullanıyoruz. Ve son derece memnunuz bu epoksiden. Hatta geçenlerde yapmış olduğum bir petri denemesi vardı. Bu petri denemesinde de herhalde videosunu yayınlamıştım. Görmüşsünüzdür belki. Son derece şeffaf, berrak bir görüntü elde ettik. Yani renklerin yanı sıra tezatlık olsun diye dış kenarlarını boş bırakmıştım. Hiç renk damlatmamıştım. Ve orada zerre kadar bir baloncuk tanesine bile rastlayamazsınız. O yüzden kalitesinden çok memnunuz. Onu kullanıyoruz. Tabii şimdi siz Türkiye'de bu epoksiye ulaşabilir misiniz? Maalesef hayır. Henüz ulaşamayacaksınız ama umuyoruz yakın zamanda Türkiye'de de satışa başlayacaklar. Satışa başlandığı zaman biz de bunu zevkle size duyurmak da inşallah bize nasip olacak. Şimdi eşim orada epoksiyi ayarlıyor, karıştırıyor. Birazdan küçük küçük kaplarımıza böleceğiz. Fakat bunun öncesinde ben epoksi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Çünkü bu epoksi olayı aslında sağlığınıza çok zarar verici etkileri olabilir. Tabii ki bunu kurallarına göre kullanmadığınız takdirde bu böyle oluyor. Şimdi epoksiyi yaptığınız ortam içerisinde mutlaka ve mutlaka çoluk çocuk olmayacak. Yapan herkesin, bu arada bu da epoksimiz, şu anda reçine ve sertleştirici birleşmiş durumda. Bunu da karıştırırken aynen bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ki daha fazla baloncuk içine hava karışmasın. İçindeki baloncuklar varsa eğer yüzeye çıksınlar ve bu normalde 3-4 dakika kadar karıştırıyorsunuz. Kenarlarını böyle sıyıra sıyıra. Böylece bütün sertleştiriciler içine birbirine karışmış oluyor. Bütün mesele aslında bu karıştırma işleminde ve ölçümde bitiyor. Epoksiyi doğru oranda karıştırdığınız takdirde kesinlikle alacağınız sonuçlar çok güzel oluyor. Bunu da işte hassas teraziyle ölçerek oranlarına göre karıştırmanız gerekiyor. Ve ondan sonra yavaş yavaş bu şekilde 3-4 dakika kadar karıştırıyorsunuz. Benim daha fazla karıştırmama gerek yok çünkü orada eşim karıştırıyordu bunu. Sadece siz görün diye ben aldım bunu böyle elime şimdi. Bu arada bu karıştırma işlemleri işte bu reçinenin sertleştiricisiyle birleştiği andan itibaren bazı gözle görülmeyen, kokmayan gazlar üretebilir. Bunun için de yapmanız gereken şey bildiğiniz normal maskeler değil arkadaşlar. Teyzelerim, ablalarım işte bu görmüş olduğunuz kimyasallara uygun olan maskelerden takmanız gerekiyor. Bunları da yine Amazon'dan veya işte online N11 Türkiye'de bu sitelerden satışı yapılıyor zaten. Tabii bu biraz ücretli bir maske. Biraz pahalıya geliyor. Fakat almanızda mutlaka yarar var. Çünkü sağlığımız her şeyden önemli. O yüzden mutlaka alınız. Bu maske olmadan eğer ki iyi bir havalandırmanın olmadığı bir yerde çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka bu maskeyi takınız. Aynı zamanda da ben şimdi birazcık şu masaya iteceğim. Size bakın şu gördüğünüz bu arada ben gene mesajlarımız anında gelmiyor maalesef. Geç görüyorum. Sevda Mökel Durucan da gelmiş. Teşekkür ederim Sevdacığım. Hoş geldin. Bu gördüğünüz bu inşaat sektöründe kullanılan boyacıların, badanacıların giydiği bu kıyafetlerden giymelisiniz. Üstünüz başınız epoksi olmasın diye. Bu şimdi bembeyaz bir şey. Ben garibime gittiği için gene kendi her zaman kullandığım önlüğümü de taktım üstüne. Bu beyaz da kirlenmesin. İşte şimdi bu maskeyi takacağım. Umarım sesim duyulacak.
Evet, biraz uzaylı gibi oldum ama sesim geliyor mu? Bilmiyorum. Umarım geliyordur. Saçlarınız bile aslında bu epoksi ile oluşabilecek dumanlara maruz kalmamalı. Çünkü saçlarda bile yağma yapabilir. İşte olması gereken çalışma koşullarını tamamıyla uyguladım şu anda. Şimdi sırada eldivenlerim var. Bunlar da nitrit eldivenler. Bunlardan kimyasal maddelerin geçmesi mümkün olmuyor. Kolay değil. Diğer lateks eldivenlerden çok farklı. Ben çalışma esnasında çok fazla eldiven kullandığım için olmadan değiştiriyorum. O yüzden şimdi çift kapsülü takacağım elime. Ve artık döküme başlayacağım. Bu yeni gelenler, ilgisi olmayıp da merak edenler, yeni başlayanlar için kısa bir epoksi hakkında bilgilendirmeydi. Şimdi döküme başlayabiliriz. Sağ ol Sevdacığım. Bilmiyorum, sesimi duyuyor musunuz? Ben kendimi duymakta zorlanıyorum. Birazcık bağırarak konuşuyorum ama eğer sesimi duyuyorsanız o zaman biraz daha az bağırayım. Evet. Şimdi burada hazırdı epoksimiz. Şimdi başlayacağım. Önce bir ana rengim için büyükçe bir bardak alıyorum. Kamerayı ayarlayabilir miyim? Kamerayı şimdi bu çalışma yapacağımız kanvasların üzerine döndürüyorum. Ki daha rahat görebilirim diye. Evet. Şimdi burada gördüğünüz bardağımın içine ana rengim için biraz şeffaf epoksi buraya nakledeceğim. Evet, ben beyaz zemin üstüne yine beyazla çalışacağım için beyaz pigment koyacağım. Yine insan epoksinin pigmentlerini kullanacağım. Evet, tahta çubuklar yardımıyla çok fazla renk karıştırmama gerek kalmayacak. Bir iki damla yeterli. Gördüğünüz gibi epoksi hemen rengini aldı. Renginin de iyice karışmasını istiyorum. Ya bu gruplarda canlı yayın yapan arkadaşlar biliyorlarsa eğer, biz yine aynı teknik sorunu yaşıyoruz. Neden böyle oluyor anlamış değilim. Yazılan yorumlar otomatik olarak ilerlemesi gerekirken ilerlemiyor, takılıp kalıyor. Ve katılımcı sayısını biz yine görmüyoruz maalesef. Evet, hangi renklerde döküm yapsam yayından önce pek fazla bir şey düşünmedim ama sadece beyaz zemin üstüne farklı renkler döküp değişik bir teknik denemek istiyorum. Genelde akrilik dökümde swipe, yani renklerin üstünden çekiştirerek yapılan bir teknik var. Ondan yapmak istiyorum bu akşam. Bakalım nasıl olacak. Sanırım biraz daha beyaza ihtiyacım olacak benim. Burayı kaplamaz gibi geliyor. Ya da önemli olan her tarafını kaplayabilmesi bunun. Yorumlara aşağı indirmem lazım ya. Evet. Hoş geldiniz bu arada Betül Hanım, Betülcüğüm, Betül Demir, Priz Hanım, siz de hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Çünkü yüzümde maskem var. Evet.
Böyle yayıyorum epoksiyi istediğim ana renkte. Önemli olan, dikkat etmem gereken şey, bu epoksinin bu tuval üstünde her tarafa değmiş olması ve tabii eşit dağılması da çok önemli aslında. Ve bu tuvalinin de dengede olması çok önemli. Çünkü yaptığım efektler daha sonra kenarlardan kayıp gitmemeli. Evet, oraya lahmın olta geldi. Bu arada da nasıl hastayım aslında. Oh, Necla Ekrem, hoş geldiniz. Tamam. O zaman iyi. Maskeyle devam edeceğim. Fakat bu maskeyle böyle hem çalışıp hem konuşmak bayağı zormuş. Nefes alıp vermekten yoruldum diyebilirim size. Evet. Kenarlar çok sorun değil. Bu dış kenarları. Dış kenarlarına birazdan zaten yine epoksi ekledikçe akacak. Önemli olan her tarafına değmiş olması epoksinin. Evet. Tamamdır bu. Şimdi evet, grip de olmuşum. Ancak evet, şimdi baloncuk varsa diye şöyle bir ısı tabancasını diyorum. Baloncuklarım gitsin diye. Zaten çok fazla da baloncuğum yok. Evet. Şöyle gözümle gördüklerimi böyle patlatabilirim de. Evet. Şimdi birazcık şeffaf dökeceğim ben bunun üstüne. Şeffaf epoksi döküldüğü zaman üstüne de diğer döktüğüm renklerle karıştığında efektlendiğinde daha güzel bir 3D boyutlu efekt sağlıyor bana. O yüzden benim hoşuma gidiyor bu şekilde yapmak. Hem de gözüme o beyaz da biraz az gelmişti. Filiz Hanım, ilk ne yaptım? İlk tuvallerimi akrilik boyayla boyadım. Ben beyaz zemine boyadım. Beyaz renge boyadım. Ve üstüne yine epoksimi beyazla karıştırdım. Bir parça beyazla karıştırıp beyazı döktüm, yaydım. Şimdi biraz da şeffaf epoksiyle tamamlıyorum. Şimdi şeffaf epoksinin üstüne döküm yaptığınızda 3D boyutlu oluyor. Oy, İksalya'ya hoş geldin. Ya çok özür dilerim, ben arada bu yorumları kaçırıyorum. Kimler geldi, kimler gitti, çok geç görüyorum. Özür dilerim, şimdiden hepinize hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Evet. Artık renklerimizi karıştıracağız. Önerisi olan var mı? Hangi renk yapalım? İstediğiniz, özellikle istediğiniz bir renk var mı? Benim içimden kırmızılı böyle capcaplı bir şeyler geçiyor. Aslında şöyle 4-5 tane rengi dökeceğim. Hepsini böyle swipe metoduyla şöyle bir çekiştireceğim. Bakalım ne sonuç elde edeceğiz. Evet, şimdi gene eldivenlerimi yenileyeceğim ben. Evet, bu eldivenler de Allah'tan çok ucuz çünkü kullanmaya başladık mı çok kullanıyorum. Evet. Şimdi küçük alanlar. Evet, Ahmet arkadaşım bold istiyormuş. Tamam. Bold'u koyduk bir kenara. Burada bold'umuz var. Tamam, bir bold yapalım. Şuraya. Evet, bold için ayırdım.
Evet, elime hemen yeni eldiveni takayım da yanlışlıkla şey olmadı. Evet, başka renk isteyenler, ben kırmızı istiyorum. Bir tane kırmızı yapacağım. Şimdi de kırmızı gold. Oo, deniz. Deniz olayı şimdi çok zor. Deniz olayını önümüzdeki hafta yapalım. Neden derseniz, çünkü pigmentimiz, bu beyaz pigmentimiz, insan epoksinin beyaz pigmenti elimizde çok az. Onu yapmak için yeterli değil deniz için. Ama istiyorsanız mavili bir renk koyabiliriz. Bol kırmızı mavi nasıl olur bilemiyorum. Bu arada da aslında biz şu anda bir yarış yapıyoruz burada. Bu yayının sonunda size soracağım. Burada sessiz sessiz bir çalışma yöntem birisi var biliyorsunuz. Bu benim eşim Erca. O böyle bana hiç fikir belirtmez. Şunu yapacağım, bunu yapacağım demez. Orada bir kendine göre bir çalışma yapıyor. Sonra da hep beni solluyor. Yaptığı çalışmalar. Dedik ki aynı anda yapalım. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Kiminkine oy verecekler. Ama Ercan'ı kayırmak yok ona göre. Hakkı neyse o. Evet, gold'umu karıştıracağım. Şeyi kaydırabileceğim mi ya? Mesajları görmemiz lazım. Böyle çok zor oluyor. Haftaya inşallah söz vereceğim. Deniz yapmayı deneyeceğiz. Şimdi azıcık da siyah istiyorum ben. Bana biraz daha kokusu gerekecek. Siyah topar lazım arkadaşlar. Küçükten, küçük bardaktan alayım mı? Küçük kullanılmış mı? Yok. Evet, şimdi renklerimi hazırlıyorum kullanmak için. Az bir süremiz kaldı. Biraz da tamamlayacağız. Evet, kırmızı da koyalım. Her bir renk için bu çubuklardan kullanıyorum. Evet, bu opak rengim. Evet, şimdi gold, kırmızı ve siyah üç rengimi hazırladım. İyice karıştırıyorum. Bu arada yan taraftaki şeye bakıyorum. Beyaz ve yeşil sarı yeşil renklerde. Evet, ben de şimdi kullanayım o zaman. Evet, son kalan azıcık epoksinin içine de. Çok azıcık daha lazım bana. Epoksi. Aa, bozdum. Merhaba Beyhan. Hello Tracy. You're welcome. Thanks for joining us. Evet, siyahı az kullanmak istiyorum. Aslında evet, şimdi dökmeye başlıyorum. Yarışı güzel, kafama göre böyle
yapacağım. Değişik bir şey deneyeceğim. Ve Reziblast diye bir ürün vardı, hatırlarsınız. Daha önce kullanmıştım ben. Fakat aslında çok memnun kalmamıştım. Yağlı yağlı yapıyordu. I'm now just putting my epoxy on a white base canvas. And I put some white pigmented epoxy and then clear epoxy on top of it. And now I'm going to put this red, gold and black. And then I'm going to add this, what's the color? Let me see. Rose copper pearl color. And then I think I need some more color in here. They're all very reddish colors. Maybe some green, transparent green. And then, or blue, dark blue, both. And then I'm going to use the swipe method. Hello, Michelle. Thank you for joining us. Okay, I'm, my partner in crime here is trying a different color combo. And he's working on his own, and he's just free in whatever he wants to do, so I'm not really, I can't keep up with him. He's doing something there. I think you're watching him, so you can let me know later on what he's putting there. Evet, Ercan da orada kendisi bir çalışma yapıyor. Hoş geldin Gülsüncüm. Onun ne yaptığını tabii ben şimdi takip edemiyorum kendim bir şeyler yapmaya çalıştığım için. O yüzden evet. Şimdi doldumu da karıştırayım. Beyhan Hanım. Hoş geldin Gülsüm. Beyhan burada. Evet. Ya ben anlamadım. Bu canlı yayın yorumları çok geç geliyor. Ve katılımcı sayısı da gözükmüyor. Neden böyle oluyor anlamıyorum. I don't know if any of you have any problems in your live shows, but I do not see any of the comments on time, and I don't see who is there and who is not there. It comes up on my screen very late, so probably I do not catch up your names there, and I can't say hello to you one by one. So please accept my apologies. Okay, I'm just going to pour. I don't know what's this going to be like. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Öylesine karışık bir döküm yapıyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi diğer bardaklardan alacağım. İki rengim daha var. Evet, elimizdeki renklerden kullanıyorum. Şimdi şöyle mavi. Evet.
Bundan da azıcık koyacağım. Pigmentler karıştı. Bunu da döküyorum. Şöyle. Metodunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Bu sefer bunu da buradan başlayayım. Evet, sanırım yeterli rengimiz. Şimdi sanki biraz daha siyah yapmam gerekiyormuş bu bilgisayar içinde. O yüzden şu küçük bardağa yaptığım siyahı. Birazcık çoğaltacağım. Evet. Şimdi yorumlara bakabilir miyiz? Mümkün mü? Evet, Rumo peçete. Evet, baş köşeye koymuşuz. Ayşe de geldi. Süreyya'cığım hoş geldin. Sen de. Teşekkür ederim. Valla sırf söz verdim. Geçen hafta bunu yapacağız dedik diye. Aslında bu arada biraz rahatsızım. Çok fena bir üst atmışım. Bütün hafta, geçen hafta sondan bu yana yatak döşektim. Fakat sözümü tutmazsam olmazdı. Şunların içinde kalanlardan da ki yok, tamam, hepsini yapmışım zaten. Evet. Şunları da çekeyim de şuradan. Gömeliyle şu kenarına da yalnız. Evet, normalde hep akrilikle swipe yapılır. Ben de onu epoxy ile deneyeceğim. Siyah renkle swipe'ını yapacağım. Yalnız epoxy ile
Hemen bu teller çıkmayabiliyor. Evet. Haydi bakalım, başlıyoruz şimdi. Çok fazla bastırmadan. İstediğim yönde de yapabilirim bu swipe'ı. Şöyle de yapabilirim. Kenarlarına gelsin istiyorum. Siyahından biraz daha var. Şimdi şu siyahda. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Evet. Şimdi biraz ısı tutacağım. Ama çok fazla tutmayacağım. Özetlenme olmuyor. Kınarları yapayım bu arada. Sizce nasıl bir görüntü elde ettik? Bu sellerin çıkması bazen hemen oluyor. Bazen de daha geç ortaya çıkıyorlar, kürleşmeye başladıkça. Özellikle mika pigmentler bir de. Evet, ufak ufak sellenmeye başladı. Biraz şunu şöyle döndüreceğim. Kenarlarını yapmak istiyorum. Evet.
Şimdi küçük bir hileye başvuracağım ben. Oh. Ama önce şu maskeyi biraz çıkartacağım. Ter bastı. Evet. Şu gördüğünüz reziblastan damlatacağım içine azıcık. Bazı yerlerine. Tabii sıkabilirsem damlatacağım. Evet. Evet. Görüntü nasıl oldu sizce arkadaşlar? Umarım beğenirsiniz. Evet, reziblast etkilenmeyi hızlandırdı tabii. Efektlenmeleri görebiliyor musunuz? Sanırım görüyorsunuz. O Nail'e Uysal Gumbar gelmiş. Hoş gelmiş. Duygu Altekin gelmiş. Hoş gelmişsiniz. Maalesef yazıları çok zor gördüğüm için hepinize selam veremiyorum. Teşekkür ederim. Evet, beğenenler kalp yollasın. Evet, ya aslında çok güzel seller oluştu şuralarda. Minik minik böyle renkler ortaya çıktı. O kullandığım transparan renkler ortaya çıktılar. Fakat tabii kameranın azizliğinden siz pek göremiyorsunuz şimdi. Evet. Şimdi bu reziblastla şu damlattığım bu ürünle karıştırınca epoksiyi kürleştiği zaman biraz yağlı yağlı oluyor üstü. Onu ondan kurtulabilmek için alkollü ıslak bezlerle silmeniz yeterli. Eğer isterseniz üstüne ince bir kat daha şeffaf epoksi dökebilirsiniz. Bu alev topu gibi oldu. This is like a fireball, I think. I don't know if you like the result. Send me some hearts, please. teşekkür ederim Beyhancığım. Sağ olun. Böyle bırakayım mı? Daha karıştırayım mı? Biliyorsunuz ben çok seviyorum böyle. Çok iyice biraz daha bozayım oralarını buralarını diye. Sanırım benimki bu şekilde dursun. Yeterli bu. Kenarlarını da azar azar yaptım zaten. Son bir ısı tabancası daha tutacağım bir. Hani şey olsun diye. Belki efektlenmeler daha da çoğalır. Ya da kaybolabilirler bilemiyorum ama. Neyse ama tutacağım yani. Evet. Çok çabuk bir şekilde tutacağım. Çok fazla şey yapmayacağım üstünde. Evet, yeterli. Evet. Evet, bırakayım değil mi? Rahat bırakayım. Evet, tamam. Benim işim bitti. Benim işim bitti. Ya şuraları çok güzel oldu. Böyle sanki böyle alevler çıkıyormuş gibi. Şimdi tabii siz tersten görüyorsunuz tabii orada. Evet, bu arada içeride de oğlum oyun oynuyor. Onun ünlemlerini de duyuyorsunuz. Kusura bakmayın. Evet, şu kenarlarımızı yapalım böyle. Düzeltelim. Evet. Benden bu kadar. Şimdi Ercan ne yaptı? Bir de ona bakalım. O da orada bir şeyler yapıyor böyle çok.
değişik bir renk şeysi kullandı o. Kamerayı biraz sana çevirsek mi ayrıca? İstemiyor. Karıştırmıyorum, karıştırmıyorum. Sadece şu kenarlarını şey yaptım. Tamam, çıkarıyorum ben ellerimi artık. Daha karıştırmıyorum. Valla bana dedi, 3 renk, 4 renk artık dedi, sen dedi ne kadar çok renk kullanırsın kim bilir dedi bana Ercan. Şimdi bakıyorum da kendi maşallah bir sürü renk kullanmış gibi duruyor burada. Siz de kamerada tabii göremiyorsunuz. Ben şu kamerayı şey yapayım, döndüreyim biraz diyeceğim ama beni de buraya hapsetmiş. Çıkabilirsem ne mutlu bana. Bir saniye. Ercan Bey, şu kamerayı döndürebilir misiniz acaba rica etsem? Kendinize doğru. Evet. Kameraya ulaştım. Şimdi o peçete rulosunu da oradan kaldıracağım. Tamam. İki değişik çalışma oldu. Şimdi bu benim fikrim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ercan'ın yaptığına koyu bir renk istiyor. Çok açık renk oldu o. Şöyle bir koyu bir şey istiyor böyle. Diye düşünüyorum ben. Fikrime katılanlar lütfen yorumlarını bildirsinler. Ben de şu şeyi alayım elime, mouse'u alayım elime. Yorumlarınıza bakayım. Bir yandan da. Evet. Evet, bu arada yine yeni başlamak isteyenler, bu işe yeni adım atanlar için belirtmekte fayda var. Lütfen epoksi çalışması yaparken uygun kıyafet, uygun ortam ve uygun maske, eldivenler mutlaka giyilmeli, takılmalı. Ben taktım bugün. Ama çalışması tabii hem böyle konuşup hem maskeyle yapmak çok zor oluyor. Ter içinde kaldım. Gördüğünüz, kullandığım maske de bu arkadaşlar. Yayının başında göstermiştim. Şöyle kocaman bir maske kullandım. Filtreli. Tam teşekküllü. evet. Bak, Süreyya Hanım evet'i zannediyorum Ercan senin yaptığın tablo için söylüyor. Koyu bir renk lazım diyor ona. Çok böyle şey oldu. Uçuk renkler oldu. Hani güzel renkler ama uçuk renkler oldu. Böyle bir göz alıcı, bir can alıcı noktası olması lazım diye düşünüyorum. Hafiften böyle bir. Ama tabii ne yaparsan yap, benimkinden güzel olmasın lütfen. Biliyorsun, kızıyorum, bozuluyorum. Ay, evet, bu çok kötü bir pigment şu anda kullanacağı. Resmen araba boyası. Korkunç bir kokusu var. Hafif kinerli. Maskesiz çalıştığın zaman kafayı buluyorsun. Geçenlerde yaptığımız çalışmalarda bu pigmentlerden kullandık. Her tarafı havalandırıp işte şey yapana kadar çarpıldık galiba biraz, bilmiyorum ama sonuçlar güzel çıktı yani, pigmentler güzel. Deneme yapıyorduk, testing. Her zamanki gibi durmadan bir şeyler deniyoruz. Of. Süreyya Hanım, bu arada artık siz de bir şeyler yapsanız diye bekliyoruz yani. döndünüz mü? En son gene bir yere gidiyordunuz. Geri geldiniz mi? Yoksa hala şehir dışında mısınız? Evet Gülsüm'cim. Evet, ters köşe yapacak şimdi, hazırlıyor. Ben de merakla bekliyorum. Böyle değişik bir... Üç renk gold. Ne? İçinde gold var. Üç renk karışık. Üç renk gold karıştırmış. Farklı farklı pigmentlerden ama hepsi de. Yani yine tek marka değil. Ondan sonra bakalım ne olacak? Goldlar, bronzlar öyle gibi gözüküyor. Hala? Heh, koca elindesin hala. Okey. Bu arada döküm başladı.
Ya bir alkol markol koysaydın o içine, hani şeyde kırmızıdaki efektlenme gibi olsaydı. Ya da istiyorsan sen de bu rezilastan böyle damlatıver her bir tarafına. Fena olmadı çünkü benimki değil mi? Şu anda efekt bakımından benimki daha bir iyi oldu sanki. Evet, bu arada kullandığımız epoksi için insan epoksi ve çok teşekkür ediyoruz. Nadir Toksoy sağ olsun. Bizi epoksisiz bırakmıyor. Denemeler yapıyoruz. Ondan sonra o yeşil tonlarını seviyor ama işte bu akşam Ercan Nadir Bey'in gönlünü kaptı galiba. Yeşil tonlarından kullandı. Ondan sonra hakikaten kaliteli bir epoksi var. Umarım yakında Türkiye'de satışa çıkacak. Uygun fiyatlı da olacak. Ben öyle duydum. Öyle iletildi bana. Ondan sonra tavsiye edeceğiz yani o zaman bu ürünü. Ve içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Özellikle şimdi aklıma gelmiyor. O bir madde var. Bu katkılı epoksilerin içinde olan bir madde var. O maddesi bunun, bu epokside yok. Yani maskesiz de çalışılabilme imkanı var. Ama biz yine de maskeyle çalışılması taraftarıyız. Her ne olursa olsun sonuçta kimyasallar var. Erdoğan ne yaptın? Ben şimdi yaptığımı biliyorum. Bu şimdi kamerada görünmüyor ama mükemmel. Valla bilmiyorum işte bir şeyler yapıyor. Şubat ortasına kadar koca elindeymiş. Benimkine sıkma sakın alkolü bak. Ay bakalım. Şeyle yakacağım mı da yakma sakın, o kanmaz tahta değil. Şimdi birkaç kere bak çok karıştırmayın diyorlar ama karıştı, geç geliyor bu yorumlar. Bu Facebook anlamadım gitti, bize bir garezi var bu Facebook'un. Bütün canlı yayınlarımızda bu sene yani başladığımızdan beri şu canlı yayınlara. Evet ya, koyuluk yine gitti. Ya at bir siyah onun içine. Biliyorsunuz, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hani bir çalışma yapmıştık da. Galiba ilk canlı yayınlarımızdan bir tanesiydi. Ben heyecandan ölüyordum. Gerçi hala öyleyim de. Ercan Bey'in kurtardığını söylemişlerdi çalışmamı. Bana çok dokunmuştu da. Şimdi gene bu son bir şey yapar. Bir atraksiyon yapar. Gene düzeltir o diye düşünüyorum. Ama gönülden mi düşünüyorum orasını bilemeyeceğim. Ay. Dur, yazıları göremiyorum Ercan kafamda. Evet. Vallahi uzaktayız ya. Evet. Ah, Türkiye'de olsak neler yapardık. Burada tabii olmuyor. Türkiye'de olsak hep bir araya gelirdik, şöyle bir workshop falan yapardık. Bilmiyorum artık. Dolaşırdık şehir şehir. Süreyya'cığım sen zaten hep dolaşıyorsun. Artık beraber dolaşır workshop yapardık. Ondan sonra uzaklarda olmak kötü. Aa, işte ama... Önemli olan yanlış renk seçimi değil. Önemli olan tekrar üzerine döküm yapabilmek. Epoksinin en güzel yanı bu. Beğenmediyseniz rengi. Evet, güzel bir noktaya değindi. Bilmiyorum duydunuz mu ama epokside önemli olan renk seçimi değil aslında diyor. Yani diyelim ki olmadı. Tekrar size göre hoşunuza gitmedi ya da yanlış yaptım diye düşündünüz ki bunda yanlış bir şey yok. Zevkler ve renkler tartışılmıyor biliyorsunuz. Herkesin zevki başka. Benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz. Ama tekrar tekrar döküm yapabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz efektleri, renkleri. O yüzden pek bir sorun teşkil etmiyor. Bu koyuluğun gitmesi vesairesi.
Ama tabii ki can alıcı bir renk istiyor hala. Hiç dokunmadan. Şimdi ne yaptı orada, bir şey yaptı bilmiyorum. Kötü kötü gülümsüyor orada. Ben kibarca söylüyorum aslında. Kötü kötü sırıtıyor orada. Ay, bu yorumları görmek. Değil mi? Bence de Beyhancığım süper olurdu. Keşke yakınlarda olabilseydik. Ama kısmet... Epoksi kullananlara da bir tavsiye daha. He. Yanlış yapmaktan korkmayın. Tamam, ucuz bir malzeme değil. Türkiye koşulları için. Burası için de ucuz ama değil de. Yanlış karıştırdım, yanlış yaptım, yanlış oldu, sorun değil. Üzerine kuruduktan sonra, kurumuyorsa da alkolle silip, alkollü bir bezle silip güzelce temizleyip, daha sonra kurumaya bırakıp da üzerine ince bir zımparadan sonra tekrar yeni bir kat daha çekebilirsiniz. Şu alkolü alabilir miyim? Bunlar fısfısı. Benim her tarafım olmak ne olmuş? Ellerime sıkayım. Yanlış yapılmadıkça bulmak çok zor oluyor. Bu grip öksürmesi arkadaşlar. Bir haftadır öksürüyorum böyle. Bu arada birer birer Türk sinemasının çınarları da aramızdan gidiyor. Ayşen Gruda'yı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Çok gülerdik ona. Şimdi son zamanlarda tabii yaşlılığında filminin şeyini görmedim ama hani çevirdiğini. Ama ara sıra böyle röportajları oluyordu. Yine orada kırıp geçiriyordu herkesi gülmekten diye düşünüyorum. Biraz da yaşlılığına vurmuştu galiba. İstediği gibi rahat rahat konuşuyordu. Değil mi? Üzücü. Aa, merhaba Zeynep Zümra Hanım. Vallahi ben de bekliyorum. Benimkisi bitti. Eşiminkisini bekliyoruz. Yine epoksi karıştı. Efektleniyor. Evet, benimki durduğu yerde efektlenmeye devam ediyor. Ama bu şey rezi biraz çok fazla efekt yapmadı gibi sanki. Bilmiyorum. Şey yapamadım. Biraz da şey sorunumuz var. Zemin yamukluğu sorunumuz var. Galiba oradan da kaynaklı. Hafif bir akma oluyor. Yine iki tane yorum var. Efektler gidiyorlar. Her ne kadar çok uğraşsak da sağ olasın. Evet, her ne kadar çok uğraşsak da işte bu zemin, işte bu bunu dengeye almak çok önemli bir nokta. Çalışmaya başlamadan önce mutlaka dengeye almak gerekiyor. Ama ve lakin biz ne kadar uğraşsak da dengeye alamıyoruz bir türlü. Onun için şimdi birazcık daha şöyle altına şu sopalardan, çubuklardan koyayım. Biraz şöyle dengeye alayım diyorum. Şöyle biraz kaydırayım da. Evet. Şimdi bir de nerede sorun yaşıyoruz? Onu da söyleyeceğim. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu kanvas olduğu için bunların arkasında normalde mesela çıtaları oluyor. Ortadan da böyle artı şeklinde. Bizimkilerde yok bunlarda. O yüzden epoksinin ağırlığıyla hafif ortada bir birikme oluyor. Onu fark ettim. Aslında onu giderebilirdik ama evde karton bulamadık. Hani bu taşınırken kullandığınız karton kutular var ya, onlardan arkasına sığacak şekilde aynı ölçülerde kesip koyduğunuz takdirde o zaman işte kanvasınıza epoksi döktüğünüzde ortada birikme, çökme olmuyor. Onu da belirteyim. Ama sorun değil. Sonuçta bir kat daha şeffaf epoksi döktüğümüz takdirde buna herhangi bir sorun olmayacaktır. Evet.
diye düşünüyorum. Şimdi yapacağız. Evet Ercan, hadi bekleye bekleye. Ağaç olduk burada. Yeni dökümü yapıyoruz. Aa, ses ve yorumlar sende de mi geç geliyor? Ha evet, strafor da koyabiliriz değil mi? Evet, güzel fikir. Aklımıza gelmedi açıkçası. Bir dahaki sefere deneyelim. Aa, hepsini bozdu. Evet ama niye bozdun? Sor bir niye. Evet, niye bozdun? Çünkü altında efektleri kaldı. Tamam, o renkler ana rengin olmuş olacak işte, yani anladım da. Altta efektleri kaldı. Ah canım, epoksi ziyan oldu. Evet. Şimdi 3 ayrı farklı renkler kullanacağız. Eldivenlerini taksaydın. Tüm takmayı, şimdi de zaman yok. Tak tak, burası zaman olmadan. Var. Bir şey olmaz, hemen dizik yerine. Al şu alkolü. Ben kızıyorum böyle olunca. Hadi. Heh, benimki dengeye geldi. Evet, akma olayımız durdu. Çok mutlu oldum. Nasıl olduysa fırlaşınca daha şey oldu. O bezi ben de alabiliyor muyum? Peşikte ruloyu. Bu tarafa alabilir miyim ruloyu? Karıştırıyorduk. Ay. Rahat duramayacağım ben. Hayır dur. Durayım değil o mi? O güzel olmuş çünkü. Şöyle ben bir gold atasım var. Sabaha kadar bir 10 kilo. Sabaha kadar bir 10 kilo epoksiyi kullanır seni geçerim. Masumu da temizleyeyim de ben. 10 kilo epoksiyi kullanır seni geçerim. Lazım daha, dur o epoksi. Ay, ay, yanlışlıkla yayını kapatırmışım. Ya evet, gıdım gıdım kullanırken bu adam burada, görüyorsunuz işte. Bende bir Araplık da yok ama. Çok fena, lafta dinlemiyor. Şimdi bozuldu, bozuldu biliyor musunuz? Yo, ben geçmem lazım. Hırs yaptım şu an. Çok fena. Daha güzelini mutlaka yapmam lazım. Olmaz. Vallahi ben onu bunu bilmem. Ben demiştim en başta. Aynı renkleri kullanalım. Hmm. Farklı zemin üstüne yapalım. Yani farklı ana renk olsun. Bakalım aynı renkler nasıl bir efektlenme sağlayacak diye demiştim. Evet, ben kabul etmemiştim. Evet, sen kabul etmemiştin. Şimdi çek başına gelelim. Çek bakalım bunun cezasını. Senin diğer kalıbın nerede? Ne kalıbı? Silikon kalıp. Orada. Burada epoks arttı. Şeffaf. Ha. Ne yapayım? Çünkü onu öyle bırakacağım. Hı. Aa, şunları onun içine dökeyim aslında. Bunlar tam şimdi petrilik oldu. Bilmem, bu olur mu petri? Bunlar olur mu, şey yapabiliriz? Bu şeffaf petri için. Dur bir deneyim. Yapayım mı? Bilmiyorum, olmaz ki. Ya bir deneyim olsun. Şurada ama dur, almam lazım. Orada, orada, hemen orada. Şu şeyin altında. Heh, ver bana. Tabii ama yani öyle bildiğiniz şey petri değil, yapacağım. Öyle buradakileri dökeceğim içine. Damlatacağım. Nasıl olursa öyle. Birazcık alkol sıkarım üstüne. Ya da reziblas mı sıksam acaba? Nerede şeffaf? Şunu. Evet. Bunu kullanayım ben o zaman. Tamam, bir dakika. Şuradaki benim aslında en çok sevdiğim renklerden biri de. Kendime yer açayım hemen. Ben anladım aslında bana niye böyle bir şey yaptırdığını Ercan'ın. Çünkü eğer ben burada oturup onu bekleseydim, kendi yaptığıma şey olacaktı, müdahale edecektim. Bak şimdi bir dakika, Süreyya diyor ki böylece kalsın, iyi duruyor. Şimdi bu, evet, döktüğü renkler mi böyle kalsın? Tam böyle, böyle kalacak, abstract art oldu değil mi şimdi bu? Böyle bırakmak için yaptım zaten. Ya!
Hayır, gerçekten dokunmayacağım kendine. Peki. Bu şekilde kalacağım. Yağından hafif alır. Şöyle bir temizlik yapayım ben burada. Ama sadece biraz alkol içmeye çok alır. Alkol bende. Alır mısın? Bir dakika. Al. Biraz alkol istiyor da çok alır. Hadi şöyle. Şimdi size bir fikir danışacağım. Ben geçenlerde bir şey izledim. Facebook'ta bir şeyde yayınlanmış şans eseri karşıma çıktı. Bu RTV kalıp yapma var ya hani. Ondan sonra ben onunla bir şey yapmayı deneyeceğim ama bilmeyeceksiniz, tamam mı sonra? Yani bilmiyorum. Onun da komplesini bir tanesinin içine. Evet, bir tane. Zaten katılaşıyor. Evet. Bu arada bu kullandığımız epoksinin çalışma süresi en fazla 40 dakika. Yani 30 dakika ideal süre. 30 dakika içerisinde kürleşmeye başlıyor. İlk başlarda içinde küçücük baloncuklar olsa da bu baloncuklar çalışma nerede süresi içerisinde çok az bir ısıyla yok oluyorlar. Karıştırma esnasında da yok oluyorlar. Dur. Evet, bu böyle kalsın. Bence bu böyle çok güzel oldu. Absak. Şu kamerayı şey etsene ama yok, görüyorlar. Ne yaptığını, evet. Evet, bu çakma petri. Arkadaşlar, yani petri falan değil, bu benim şöyle daha da yaklaştırayım. Modülasyon petrim. Bir beyaz renk var mıydı bizde? Aslında onun için en ideal beyaz. Bu araba boyasında kullanılan tinerli beyaz var ya, onu az bir şey şeffafla karıştırsaydım. Bir şey karıştırmama gerek yok ama ya. Goldlu petri yapıyorum işte. Beyazı ha. Ben bulmaya çalışıyorum işte. Yapacağım yani. Tabii şimdi bunlar biraz kürleştikleri için donmuş gibi duruyorlar sanki. Acaba karıştırırsam dumanlı dağlar daha mı iyi olur? Evet, dur. Biraz daha şundan şöyle. Yok, alkol daha alkol var. Var, yayılıyor. O ödünün alkolü. Hayır, bunun alkolü yayılıyor bu. Renk istiyor, renk. Evet, istiyor da tek rengi. Şimdi buradaki renkler çok karışık olduğu için. Bunlara da alkol sıkıyorum çünkü burada dondu ya bunlar. Birazcık şey olsunlar diye. Hafif hafif alkolden inceltiyorum. Olsa da renk. Bak. Buna koy. Tamam. Alkol. Onlar çok koyu sadece onu vursan. Alkol var ya içinde yeterince. Ya zaten artmışlarla işte öyle bir deneme yapıyoruz, boşver. Çakma petri bunlar. Ya ben de içeceğim.
Burada var renklerde. Çok renkli oldu şimdi. Her tarafıma gitti renk. Artık yeter ya. Yani. Evet. Tamam bro. Karıştırayım mı? Çakma petri yapayım, karıştırayım böyle dumanlı dağlar gibi olsun mu? Altında olur, görürüz. Hı? Bekle. Karıştır babanca. Ya da rezibülas mı sıkayım? Üstten görünmüyor diye sesi değil ki. Ama kasnede burada. Hı. Ama işte onun içinde alkol yok ya şimdi. Hangisi? Bunun içinde? Evet, üstüne beyazı dökmeyince olmuyor onlar. Alacağız. Bir bakacağız. Şöyle yapacağım. Diğerini istersen kapatalım. Evet, artık görüntü, son bir görüntü vereceğiz. Kamerayla dolaştıracağım. Kamerayla bir şöyle göstereceğiz size ne yaptığımızı. Sonuçlarını görün. Ondan sonra sizlere iyi geceler dileyelim. Olur mu? Gıcıklık olsun diye. Şöyle bir son bir noktaya koyalım. Evet. Kamerayla yakından bir çekim yapayım. Evet lütfen. Bir çekme ama ne olur. Evet şimdi yarışmamızı açıyoruz. Oylarınızı bekliyoruz. Okay. Votes for number one, please. That's what I made myself. Şöyle güzel çek ama. Öyle şey çekme yani. Kamera benim. Şike olmasın. Evet. Birinci mi daha güzel oldu? İkinci mi daha güzel oldu? Ona göre yorumlara yazabilirsiniz daha sonra. Teşekkür ederiz efendim. Bir diğerimiz de. Evet, eğlenmezsek ne anlamı kalır değil mi Beyhancığım? Yaramaz çocuklar gibi işte böyle öyle böyle gidiyor hayat. Evet, bu da iki numara Ercan'ın ürünü. Yalnız bayağı bir haksızlık var. Çünkü bana hep dokunma dokunma dediniz. Ona onu dök bunu dök dediniz. Fikir belirttiniz. Ondan sonra ay teşekkür ederim. Kırmızı harika oldu demiş Süreyya. Evet, ortaya karışık sürpriz çıkacak petri dedi. Çakma petri ama bu. Usta petriciler beni dövecekler. Evet, Ercan'ınki aslında gayet güzel oldu. Şaka bir yana. Renk uyumu süper oldu bence. Tam bir böyle hani şey gibi oldu. Yapıyorlar ya akrilikle falan. Abstract art böyle boyaları, renkleri sürüyorlar, sürüyorlar. Ondan sonra öyle uyumlu renkleri güzel bir görüntü elde ediyorlar. Ondan sonra onun gibi oldu. Ay beni çekme dedim ama çekti. Evet gördüğünüz gibi bundan böyle epoksi çalışmalarımızı aynen bu şekilde yapacağız. Böyle çalışmakta fayda var. Tabii elde eldivenler de. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yayınımıza katıldıkları için de çok teşekkür ederiz. Yorumları için. Ve lütfen sağlığınıza dikkat edin. Epoxy çalışmalarınızda, akrilik çalışmalarınızda ya da el emeği gözleri her çalışmanızda başarılar dileriz. İyi geceler diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.